Daha iyi bir yaşam için başlayan ayaklanma gün geçtikçe zamanla başka bir boyuta evrildi. Sadece yaşamak istiyoruz. Baharı bekleyen Orta Doğu'nun kanayan yüzü ve Suriye ve onun kör düğümü İdlib'teyiz şu anda. İdlib'te savaş devam ediyor. İç savaş devam ediyor. Ve şu anda şehir merkezinde 4,5 milyon sivil yaşıyor. Neden? Esed rejiminin saldırıları yüzünden. Bu saldırılar sonrasında İdlib'in güneyinden göçen binlerce sivil İdlib şehir merkezine sıkışıp kaldı. Ve şu anda bu bölgede yaşayan milyonlarca sivil savaşın bir tarafında ekonomik krizle mücadele etmek zorunda. Öyle ki esnaf dükkanını açtı, kepengini açtı çünkü para kazanmak zorunda. Bir ekmek alabilmek için bir babanın 2500 Suriye lirasına ihtiyacı var. Ve 1 dolar 3500 Suriye lirası ediyor. Ama buradaki bir işçinin günlük yemeğisi sadece 10 Türk lirası. Bu da aileleri zora sokuyor. Bu yüzden İdlib'te bir taraftan iç savaş devam ederken, iç çatışma devam ederken, günlük olağan akışındaymış gibi düşündüğünüz kent merkezinde insanlar ekonomik krizle mücadele etmek zorundalar. Çünkü akan bir hayat var. Daha iyi bir yaşam istiyoruz diye başlayan Dera'daki ayaklanmalar sonrasında Suriye'nin birçok noktasına yayılan ayaklanmanın sonrasında buraya o istenen, o beklenen bahar henüz gelmedi.